Uzun yıllar Manisa'nın uğrak mekanı olan Gürle Alabalık Çiftliği su poleminden zarar görmeye başladı. İddialara göre Gürle kaynak suyu hakimiyeti değişti. Uzun yıllardır sulama amaçlı kullanılan sular artık içme suyu olarak değerlendirilecek. Bu amaçla Gürle'deki çiftçilerin ve Alabalık Çiftliği'nin kullandığı sular kısmen azaldı. Bol suda yaşayan alabalıklar su azaldıktan sonra ölerek su yüzüne çıkmaya başladı. Bunun üzerine Gürle Alabalık Çiftliği konuyu yargıya taşıdı. Yargıya başvuru sonrası boru ve sayaçla suyun azaltma sistemleri kaldırıldı. Ancak halen suyun azaltıldığını ve tamamen kesileceği niyetinde bulunulduğunu belirten Gürle Alabalık Çiftliği yöneticilerinden Rahmi Önsoy, sıkıntılarla boğuşur hale geldiklerini dile getirdi. Maske suya el koyunca bu sefer yetki kendilerinde olduğunu iddia ederek bizim suyumuzu minimuma düşürdüler. Haliyle su yetmiyor. Su yetmeyince de balık ölümleri meydana geldi. Bu balık ölümleri meydana gelince biz yargı yoluna başvurduk. Tedbir kararı alındı. Onların işte bir boru ve sayaçla suyu azalttıkları sistem kaldırıldı. Fakat buna rağmen yine de suyu azaltıp sıkıntılarımız devam ediyor. Yani maskenin buradaki tamamen amacı bizim suyumuzu tamamen kesip buraya su vermemek. Yani bizim isteğimiz bize tahsis edilen 70 litre saniye suyun sürekli olarak akıtılması ve bu tür sıkıntıların yaşanmaması. Bu bize ayrılan bu suyu maske tamamen vermemek için başta valiliğe başvurdu. Ondan sonra şimdi Tarım İl Müdürlüğü'ne bizim projemizin iptalini istemiş. Yani bizim projemizin iptalini istemesi buradaki köylülerin bahçelerinde iptalini istemesi anlamına taşıyor. Çünkü bu su köylülerin suyu. Yani çünkü biz tüketmiyoruz suyu. Sulamaya giden bir su bu. Sulamaya giden suyun içerisinde biz balık bulunduruyoruz. Peki.